Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere bugün mukbang yapacağız. O yüzden elimizde pizzalar olacak. Hem sohbet edeceğiz, hem yiyeceğiz. Yanımda annem var. Annem, kendisi bir emekli öğretmen ve aynı zamanda Koç burcu kadını. Merhaba demek ister misin anne? Merhabalar. Şimdi biz canınızı hissetmek gibi olmasın ama açız, denizden geldik. Ve bir şeyler yiyeceğiz yani. Evet, konumuz söyledik mi bilmiyorum ama güzellik üstüne yaptığımız, giriştiğimiz şeyler ve hüsranla sonuçlanan şeyler, değil mi? Yani güzellik uğruna kalkıştığımız maceralar, mini rezillikler. Yani komik şeyler, başımıza gelen garip şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi sen bize anlat güzellik uğruna rezilliklerinden bir kuple. Bir kuple. Yani bu yıl dedim ki saçıma böyle bir güzel bir şey yapayım, bir hareketlilik olsun böyle. Ne bileyim, hani biliyorsun biraz maceracıyım, gene başlıyor. Gittim kuaföre, sevdiğim bir kuaför var. Üniversite yıllarından da, Yusuf abi. Yusuf abi. Ya, kim ki? Eşi de vefat etmiş biliyor musun? Bir de şey yani. Yusuf abi ama hep senin anlattığın böyle eskilerin şey ünlü, ünlü dediğin. Burdur'daki ünlü selebriti biri yani. O çok çok böyle güzel saç yapan biri. Güzel saç yapan, beğenilen, böyle bağlı, bayağı da pahalı böyle şey. Biz oralarda öğrenciyken şey yapamadık. Dedi ki nasıl olsa Yusuf abi artık bundan sonra gidebiliriz, edebiliriz diye. Gittim. Sonra dedim anlatın bak Yusuf abi, saçlarıma biraz dalga istiyorum, böyle perma istiyorum. Perma da olabilir, böyle dalgalı olsun. Biraz hareketli olsun, sönük duruyor falan dedim. O da dedi ki tabii ki yaparız dedi. Hiç böyle kendinden oldukça emin bir şeyde. Ben de tabii ki güvenli ellerdeyim diye. Tamam yaptı, etti, uğraştı bayağı yaptı. Sonra bir baktım saçlarım bitti dedi. Şöyle şöyle yıkadılar, ettiler, şöyle şöyle yaptılar. Saçlarım hiç böyle dalga dalga kabarık değil. Onu kurutuyorlar, kabarık değil. Böyle sanki böyle başıma bir şey bağlamışım da şeymiş gibi. Basık basık aşağı aşağı birazcık böyle inmiş. Ha şey böyle şapka takarsın kafana da böyle basar ya. Ha aynı öyle yani. Dedim ki tiftik gibiydi böyle tiftik tiftik. Ya dedim Yusuf abi. Ya dedim ya böyle olmaz. Benim istediğim bu değildi. Sen ne yaptın böyle dedim. Yok dedim bir şey yok abim dedi. Bak çok güzel oldu dedi bana. Çok güzel oldu dedi. Dedim ben ama benim istediğim gibi bu değil. Böyle değil. Sonra biraz onun psikolojik sıkıntıları da varmış. Ne bileyim ben. Biraz sanım patladı. Eşini de kaybetmiş. Ay, hani üzüldüm biraz ama. Vallahi şey oldu. Ama öyle olunca dedim. Bak dedim bu olmadı böyle dedim. Yani dedi ben dedi yaptım işte falan dedi. Ondan sonra olur dedi. Sen hiç merak etme dedi. Sen de şu ürünleri al dedi. Ondan sonra dedi biraz şöyle yap dedi. Köpük yap. Direkt kuaförlerin tabi vardır ya hemen şöyle alttan. Köpük yap. Köpükler. Bir de şey şöyle öne doğru. Şöyle hani. Çok güzel oldu aşkım. Çok yakıştı. Aynen böyle saçlarım şey yapıyor. Şey yapıyor böyle. Saçlarım sıkışıkı şöyle şey yapıyor. Arkadan ayna tutuyorlar falan böyle. Ben günde ayna tutuyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Böyle saçlar böyle inmiş aşağıya. Yani çok adam, kötüydü. Bayağı kötüydü. Bir de psikolojik sıkıntılı olunca yani dedim ki ya adama bir şey de demeyeyim bari. Boş ver. Yani, ama sen o saçla kaç ay gezdin? Yani o saçla sonra gelirsin düzelir birkaç hafta sonra gel falan dediler. Gittim ettim ama yani çok kötü. Ben annemin saçını o kadar kötü görmedim hiç yani. Yandı böyle yandı çiftlik gitti. Gibi, yanık gibi, uçları mısır püskülü gibi. Tamam. Evet. Daha hala da onun etkileri şu anda evet, duruyor. Evet, hala var. Uçlarında duruyor ama yani ne yapayım ben de şey yapıyorum. Hani böyle annemin sırları. Tüyoları. Ya, böyle diyorum ki ya şimdi şurada şuralarda kırışıklar olacak. Diyorum ki ya saçımı şöyle yapalım. Şunu şöyle düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Annem hep şu, modeli odur. Modeli. Lekeleri ve kırışıkları evet, kapatmanın böyle böyle şöyle. Dahice bir yolu. Evet şurada. Sinsilik. Evet şöyle yaparım diyorum. Ondan sonra şu saçımın şurasını da şöyle kabartmayı çok seviyorum diyorum. Kuaföre gittiğim zaman da hemen derim. Ay şöyle lütfen biraz krep atar mısınız? krep atarlar falan böyle. Niye oranı attırıyorsun? Bunu da niye yapıyorum biliyor musun? Artık yani şey. Boyun daha uzun görür. Oradan 2-3 santim daha uzasın. Şuradaki şeyler görünmesin böyle. İşte küçük küçük böyle kendimce. Hayat kurtaran ipuçları. Evet.
Kesinlikle bu ipuçları, ben bir şeylerde de görüyorum ya, bazen böyle sanatçılar da yapıyorlar. Ay evet, şimdiki elim pis göstereceğim. Yeni trend ne? Millet fotoğraf çektirirken, Hollywood trendi, böyle kırışıklar için falan değil de şurayı böyle kalkıp göstermek için. Şöyle, şöyle, şöyle poz veriyorlar bak. Yapsana bir, bak. Aa, şöyle mi çıktı? Ay, saçlarını da görüyorsun, şurada kırışıklar. Şöyle poz veriyorlar. Herkese böyle bir sinsilik var. Hmm. Hatta neyi gördüm biliyor musun? Şuradan alıyor anne saçı. Hmm. Şuradan senin, sen gerçi sen de yapıyordun. Ha, ben de yapıyorum. Şuradan alıyor saçı. Evet. Şuradan arkadan bağlıyor. Geri kalanını şöyle üstüne çıkartıyor. Böyle çekik göz geziyor. Allah, ama güzel oluyor. Allah Allah. İyi iyi. Ya işte böyle biz de birkaç tüyo biliyoruz yani. Değil gençler mi? Kadar olmasa da. Acemilikler oluyor ama ha, yani ha. Biliyorsun bu işleri. Yani, bu arada tabii ki kızımı da takip etmem gerekiyor. Genç tüyo. Size söylüyor. Hani gelinim sen anla. Ben takip etmekte çok fayda olduğuna inanıyorum. Thanks anne. Hmm. Ya şimdi ben de böyle maceralar çok da sen de yani bu olaylar karşısında bayağı güzel anılarım vardır. Var canım, hep biraz var yani. Hep ben anlatıyorum ama senin de vardı mutlaka. Ya ben şimdi 15 yaşımdan beri, yaklaşık ergenliğe girdiğimden beri kendimle meşgulüm yani. Sürekli kozmetikçilerden çıkmıyorum. Bir keresinde ben böyle yine araştırmacı kişiliğim ön planda. Hani 16-17 yaşındayım maksimum. Araştırdım işte, dedim yağlı cilt için neler yapabilirim diye araştırıyorum. Hani o dönemde de böyle yağ fışkırır ya cildinden, sivilce yağ bilmem ne. Okudum böyle limon yağı yağlı ciltlere iyi gelir diyor. Hmm. Ben de gittim, o zamanın Burdurluyuz biz yani, annem Aydınlı ama ben hani Burdur'da doğma büyümeyim. O zamanın kozmetikçisinden gittim, limon yağı aldım. Şimdi o esansiyel bir yağ ve hani böyle masajda falan kullanılıyor. Yani öyle alıp da cayır cayır kullanabileceğim bir şey değil. Ben bunu bilmiyorum. Akşam böyle kendi kendime sıkıldım, dedim ben dedim bir bakım yapayım kendime limon yağıyla. Bayağı kolonya şey yapar gibi böyle elime şey yaptım, yüzüme de yaydım. Böyle ilk etkisi dedim ki, aa dedim bu kesin dedim yağı, ciltteki yağı arındırır dedim. Ben dedim sabaha böyle daha dingin bir ciltte uyanırım dedim. Yattım gece ama uyuyamıyorum. Alev gibi oldu yüzüm. O esansiyel yağlar meğersem yani öyle tek başına kullanılmayacakmış ve asla yüzünüze böyle şapur şapur sürmeyin diyorlar. Senin bundan haberin yok neredeyse. Evet. Siz uyudunuz babamla. Ondan sonra yanıyorum alev topu gibi yani, sanki böyle ikinci üçüncü derece yanık olacak. Uyuyamadım, sonra ben sizi kaldırdım, hatırlıyor musun? Ben unutmuşum hiç. Dedim ki anne ben uyuyamıyorum, yüzüme bir şeyler sürmüşsün dedi. Siz tabii ki sallamadınız anneme, kızım yat ya falan diye böyle babam falan hiç önemsememişti. Beni bir güzel yatırdınız, ben ama neredeyse acile gidecektim. Birazcık daha şey olsa çünkü kıpkırmızı. Limon yağını faşa fışır yüzüme sürdüm. Kolonya döker gibi sürdüm. Asla öyle kullanmamak gerekiyormuş. Yani, öyle bir anımdır yani. Ben de çok severim öyle bulduğum şeyleri uygulamayı. Değil mi? Hep saçtan bahsediyorsun anne. Birazcık böyle cilt bakımı şeyin yok mu yani? Cilt bakımı maceran yok mu? Cilt bakımı ben hayatımda hiç yaptırmadım ki, bilmiyorum yani. Hiç bir kere mi? Ama sen yaptırıyordun sanki bir yerde. Yok hayır, yaptırmadım yani cilt bakımı. Ben yaptırmışım kesin. Hayır kesin, o ben yaptırmadım. Ya ben cilt bakımı diye bir şey yani normal böyle elimi yüzümü yıkarım işte, ne bileyim. Akşam jel falan kullanıyor musun? Yok, hayır hiçbir şey kullanmıyorum kızım. Ne? Ben hiç yüzümü yıkarım, ondan sonra meyve. Su. Sebze meyve varsa, salatalık varsa onları böyle klasik. Fasulye ayıklarken şey. Ondan sonra sebze yaparken değil mi? Muz yerken muz yersin. Muzun kabukları, o da çok önemli. Ama en güzeli de şey. Yemek yapıyorum, zeytinyağı böyle işte gezdirirken, şişeyi şöyle kaldırırken ucunu şöyle, biz Egeliler, Aydınlar böyle şey yaparız, böyle parmağımızla onu böyle sıyırırız. Sıyırdıktan sonra bu elimdekini böyle burnumun üzerine kırışık yerleri. Şurayı sürüyorsun değil mi sen? Öncelikle şurası, sonra şuralara. Bir de şuraları sürerim. Onu ben de yapıyorum. Böyle mesela yemek yaparken böyle akıyor. Boşa gitmesin diye böyle koluma, bacağıma vesaire.
sürüyorum yani. Evet ben aynen. Yani o tür şeyler... Sen falan... yok sen cilt bakımı insanı değilsin. Yani böyle krem kullanma, bir şeyler yapma. Şey... Yani... Anneannem de böyle benim. Anneannemin ekolünden geliyorsun yani. Anne tabii ki. Anneannem asla yüzüne bir şey sürmez. Hani bakımlı anneanneler var artık yani o dönemdeyiz. Var. Ve direkt ağzındaki laf... Annem ben 70 yaşında kadınım. Karıyım diyor da onu demiyorum artık. 70 yaşında kadın. Bak yüzümde hiçbir şey yok annem. Hiç burşamadım. Bir de burşamak yani. Hani yaşlanmak, yaş almak, kırışmak değil. Burşamadım hiç annem diyor. Ve biz ona söylemiyoruz ama bayağı bir şeyler var yani sonuçta. Anneanne. Yani. Onun çok iyi oğlu ve sürekli krem sürdüğümüzde cildimizi incelttiğimizi ve kendimize kötülük yaptığımızı iddia eder. Hep üzülür bize değil bana mi? Bana şey diyor. Kızım ona söyle diyor. Yüzlerini böyle sürüktürmesin lan kremi, yüzleri incel, derileri incel, incel bak diyor. Ben de tamam anne tamam tabii ki de söylüyorum. Ben de öyle sürmüyorum anneanne. Yok yok bıraktım, bıraktım ben o işleri anneanne. Ben de öyle diyorum yani. Benim kanalım olduğunu biliyor mu anneanne? Bilmiyorum yani. Ay bak duymasın ha. Üzülür kesin, kadın üzülür. Yani söylemedim herhalde duyuyor yani. Bir söyle bu yaz söyleyip göstereyim bak şöyle. Biz burada yedik içtik bayağı da bitirdik böyle artık kemiriyoruz falan böyle hani kalanları kemiriyoruz. Benimkiler bitti valla. Bitti. Ben annemlerine böyle salça oluyorum falan. Bayağı bir karbonhidrat şovu yaptık kendimize değil mi? Evet. Gerçekten insan konuşurken de yediğinde anlamıyor. Bizden benden bugünlük bu kadar. Annemin maceralarını dinlemiş olduk hep beraber. Ara sıra ben de kendi maceralarından bahsettim. Umarım video hoşunuza gitti. Sohbet havasında olsun istedik. Bir yandan bir şeyler yedik. Bir yandan da sizle bağımızı koparmamaya çalıştık. Anne moderasyonumu beğendin mi? Nasıl moderasyon? Dermişim. Siz anladınız. Siz anladınız. Moderasyonumu beğenenler seri abone oluyorlar. İsterseniz, beğendiyseniz, her şey hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz, zilleri açabilirsiniz, beğeni de gönderebilirsiniz. Bizden bu kadar. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın.